Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Bir konu bir soru serisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz olasılık arkadaşlar. Taş gibi bir olasılık sorusu çözeceğiz sizle beraber. Ama tabiri caizse gerçekten taş gibi bir olasılık sorusu. Gençler mutlaka ama mutlaka sınavdan önce çözmeniz gereken bir soru tipi. Şimdi gelin beraber inceleyelim. Hadi bakalım. Şimdi A bir reel sayı tanım vermiş bize önce. A bir reel sayı olmak üzere A sayısından büyük olmayan en büyük tam sayıya A sayısının tam değeri denir ve bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Normalde bu şekilde gösterilmiyor ama ben dizgilerken tam değer fonksiyonunu dizgileyemedim. Kusura bakmayın. Normalde şu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar. Bu tam değer fonksiyonu. Hocam tam değer fonksiyonu diye bir şey gerçekten var mı? Evet var. Ee, arkadaşlar ama bizim müfredatımızda yok yani üniversite müfredatında var. Ama bu demek olmuyor ki tanımını biz burada çıkaramayacağız. Tabii ki çıkarırız arkadaşlar bunda bir sıkıntı yok. Şimdi örnek olarak demiş ki mesela 7'nin tam değeri 7'dir. 6,9'un tam değeri 6'dır. Çünkü 6,9'dan küçük olan en büyük tam sayı nedir? 6'dır. Veya dersin ki 5.01'in tam değeri nedir hocam o zaman derseniz tabii ki bu da 5'tir. Çünkü sevgili arkadaşlarım 5,01'den küçük olan en büyük tam sayı da 5'tir deriz. Şimdi gelelim hikayenin can alıcı kısmına. X reel sayı olmak üzere bize demiş ki bu kök x sayısının tam değeri 9 olacak. Buna göre 25 e, x'in kare kökünün tam değerinin 45 olma olasılığı nedir diye sorulmuş bize. Hmm, peki. Şimdi gençler şöyle düşünsek olur mu? Benim kök x'imin e, tam değeri 9 olduğuna göre bakın kök x'in tam değeri 9 olduğuna göre bu kök x dediğim sayı aslına bakarsanız 9'a eşittir veya 9'dan büyük olabilir ama kesinlikle 10'dan da küçük olmak zorunda. Pekala bu 25x'in karekökü demek aslında 5 çarpı kök x değil midir arkadaşlar? 5 çarpı kök x diyorsa ben burayı da burayı da burayı da 5 ile çarparım tabii ki. Ve bunun da aralığını bulmuş olurum. Ve bu da sevgili arkadaşlarım bize 45 küçük veya eşittir. Ben bunu direkt orijinal haliyle yazayım. 25x'in kare kökü o da küçüktür. Bunu da 5 ile çarparsanız 50 yapar. Bakın 5 ile çarptım. Niye aslında kök 25 ile çarpıyorum? 5 ile çarptım bu hale getirdim. Şimdi gençler bu 25 kök x'in bulunduğu aralık burası. Burası. Yani bu bize buradaki tüm sayıların adedi yani bunu sağlayan x'lerin adedi aslında bize bu olasılıkta tüm durumu verecek. Yani paydayı verecek. Peki bizden istenen ne? Bunun 45 olma olasılığı. E şimdi düşününsene. bu 25x'in kare kökü mesela şu aralıkta 47 olsa. 47.2 olsa. E bunun tam değeri 47 olacak. 45 olmayacak ki. O yüzden zaten 45 olma olasılığını soruyor. 45 olabilmesi için bizden istenen aralığın şu olması lazım. 45 küçük veya eşittir. Kare kök içerisinde 25x ve o da küçüktür 46 olması gerekiyor ki sonuç 45 çıksın İşte bu durum istenen arkadaşlar Burası da aslına bakarsanız tümü diyeceğiz Peki ben buradaki sayıların kaç tane olduğunu nereden bulacağım bunu sağlayanların kaç tane olduğunu nereden bulacağım Şimdi öncelikle şu kök işaretinden bu kurtulalım arkadaşlar ki en azından burada 25x'in alabileceği ve burada da yine 25x'in alabileceği değerleri kontrol edelim bunun içinde tabii ki karesini alacağız. 45'in karesi arkadaşlarım 2025 yapar. 2025 küçük veya eşittir. 25 x dedim. Bu da küçüktür. 50'nin tabii ki karesi de 2500 yapacaktır. Şimdi buraya geç, geçtiğimiz zaman. Bu arkadaşlar 45'in karesi 2025 demiştik. Küçük veya eşittir. 25 x dedim. 46'nın karesi de 2116 yapar arkadaşlarım. Tamam Şimdi şu aralıkta kaç tane sayı var? Bak eşitlik olsaydı buraya ben 2500'den 2025'i çıkarıp 1 ekleyecektim ama eşitlik yok. O zaman sadece çıkarmam yeterli olacak. 2500'den 2025'i çıkarırsanız 475 tane sayı olduğunu görürsünüz. 2116'dan da direkt 25'i 2025'i çıkarırsanız 91 tane sayı olduğunu görürsünüz. İstenen durum 91 adet ve tüm durum eğer 475 adetse bizim cevabımız Bursa seçeneğinden başkası değildir sevgili gençler. Diyelim ve noktalayalım. Çok güzel bir soruydu. Umarım faydalanmışsındır ve senin de işini görmüştür. İlk defa bu tarzda bir soru görüyorsan mutlaka yorum kısmında belirtmeyi unutma. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.